Merhaba, Kristal Türkiye Plus Gayrimenkul Broker'ı Sibel Taner Hacıoğlu ben. Bugün yetki belgesinin önemini konuşuyor olacağız sizlerle birlikte. Yeni sektöre başlamış gayrimenkul danışmanlarımızın en zorlandığı konu olduğunu düşünüyoruz. Ve danışman arkadaşlarımızdan da bu konuyla ilgili geri bildirimler alıyoruz. Yetki belgesi almak demek bir portföyün pazarlama sürecinin ilk adımıdır. Çünkü portföyün pazarlanma süreçlerini incelediğimiz zaman ciddi iş gücü, zaman ve maliyet söz konusu. Yeter ki biz pazarlama süreçlerimizin neler olduğunu, buna harcayacağımız zamanı, buna harcayacağımız emeği, buna harcayacağımız bütçeyi doğru bir şekilde arz edelim. Pazarlama faaliyetlerimizi incelediğimiz takdirde, ki pazarlamanın ana temel amacı bu konutsa eğer, bu konutun satıldığını herkese duyurmaktan geçiyor. En doğru şekilde pazarlama yapma süreçlerimizde tabii ki tüm portallarda ilanımızı yayınlamak, brandımızı asmak, komşu mektubu dağıtmak, haberiniz var mı mektubu dağıtmak, tüm network bağlantılarımızla bu portföyü paylaşıyor olmak ve bugün önemini daha da fark ettiğimiz dijital ortama taşımak, drone çekimleri, sosyal medya paylaşımları, sponsor bağlantıları, bunların hepsi bir maliyet. Dolayısıyla biz bu maliyetleri harcamak noktasında kararlıysak ve bu portföyü satmak için bunları yapmamız gerekiyorsa ev sahibine, konutun sahibine, gayrimenkulün sahibine bunları doğru bir şekilde arz edersek karşı taraf bu imzayı atacaktır. Yetki belgesiz bir portföyü pazarlamak sizin tüm bu süreçleri ya yapmamanızı sağlayacak ya da yapıyorsanız eğer boşa çıkacağını riskini ortaya çıkaracak. Çünkü mülk sahibi kendi de satabilir. Pazarlamayı siz yapmışsınızdır. Sizin sayenizde bir alıcıyla buluşulmuştur. Ama yetki belgeniz olmadığı için mülk sahibine ulaşabilir ve o satıştan siz bir haber olabilirsiniz. Bu riskleri ortada kaldırmak için her iş sürecinde olduğu gibi söz uçar, yazı kalır. Yetki belgemizi en baştan imzalatıyoruz. Ana temel amaç zaten mülk sahibi o portföyü doğru zamanda doğru fiyatta satmak istiyordur. Ve en kısa sürede bu satış amacına ulaşmak isteyecektir. Bu imzayı da size süreli bir şekilde verecektir. İmzayı attıktan sonra portföyü sahiplenmek de bir gayrimenkul danışmanı için çok daha kolay olacaktır. O portföy artık onun pazarlamasını en doğru şekilde yapacaktır. Ve yaptığı pazarlama doğrultusunda da fiyatımız da doğruysa en kısa sürede en doğru alıcıyla buluşup her iki tarafı koruyan bir sözleşmedir. Zaten bu yetki belgesini içerdiği noktaya baktığınız zaman pazarlamasını kimin yapacağını, portföyün sahibinin kim olduğu, portföyün rakamının ne olduğu, ne kadar sürede pazarlama yapılacağı ve bu hizmetleri kapsayan hizmet bedeli yazar. Dolayısıyla bunları zaten ilk görüşmede görüşüyor olacağız. Sözle yapılan anlaşmayı yazıya da dökmemiz gerekiyor ki hukuksal olarak iki tarafı da koruma altına alalım. Yetki belgesi almanın herhangi bir zorluğu yok aslında. Bizim meslektaşlarımız bunu gerçekleştiriyorlar. Gerek yeni gayrimenkul sektörüne başlayan danışman arkadaşlarımızın zihninde geliştirdiği bir zorlukla alakalı bir durum söz konusu. Gerekse yerel emlakçıların yetki belgesiz çalışma sistemiyle alakalı. Dolayısıyla portföyünü satmak isteyen, gayrimenkulünü satmak isteyen mülk sahipleri buna alıştığı için hani ben satarım, ben bütün herkese söylerim, kim satarsa onun hizmet bedelini öderim tavrı bizi bu zorlukla karşı karşıya getiriyor. Yine yanlış ve eksik olana biz de tamam diyor oluyoruz. Oysa gayrimenkul sahibine bunun ne kadar yanlış olduğunu aktarabilirsek doğru bir şekilde, zaten yetkiyi verdiği gayrimenkul danışmanı arkadaşımızın sektördeki tüm meslektaşlarıyla bu portföyün satılık olduğunu paylaştığını ve tek bir elden yönetildiğini doğru bir şekilde aktarırsa yine kendi yapacağı işi taşır etmiş olması gerektiğini arz edersek o imzayı atacaktır. Benim söylemek istediklerim bugünlük bu kadar. Herkese bol yetkili, sözleşmeli günler diliyorum. Hayırlı işler diliyorum. Gününüz bolluk bereketle geçsin.